Tozu dumana katıyorlar. Şşt, gel. Hadi Pablo. Hadi oğlum. Bugün yürüyüşü kısa tutacağım. Üstümde kalın bir şey yok. Soğuk hava. İlerideki dağ yolunda da işte o köpek çetesi var. Şimdi üzerimde silah falan da yok. Köpekler çok kalabalık. En az 15 köpek var işte orada. Yani Narkozla Pablo yetersiz kalır onlara. Zaten köpeklerin de yaralanmasına gerek yok şimdi. Silah olsa mermi atınca kaçıyor onlar. Aşağıda duyuyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir köpek sesi var. Kavga çıktı aşağıda. Dur oğlum bir dur ya. Park var ya. Hiç boyuna bakarak hayır. Hayır. Bak Pablo'yu görüyor musun? Hemen geliyor. Hayır. 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 Bak 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 Pablo. Pablo hayır. Narkoz devamlı Pablo'ya yazılmaya çalışıyor. Ama
Sonra hemen pes ediyor. Pablo da şimdi biliyor onun benden güçlü olduğunu ama güçlerini denememeye çalışıyorlar, yoksa Pablo ezilirse reisliği kaybedecek. O yüzden kavga yapmadan ben de ayırıyorum onları. O yüzden aralarında kavga çıkmadan ben de ayırıyorum onları. Neyse, şarjım da bitmek üzere, yavaş yavaş eve doğru geçelim. Hadi gel, hadi oğlum. Şu iki yavrum büyüdüğü zaman 3 tane dogo tam domuz için silah gibi olacaklar inşallah. Bu sene daha bir sefer domuz gördüm. Başka domuz görmedim ama çok varmış diyorlar ama daha bir tane gördüm. Hadi, hadi. Hadi gel. Arkadaşlar, bana ulaşmak isteyen olursa bir şey sormak için. Çünkü yorumlarda herkesin yorumunu göremiyorum yani. Videoya girdiğim zaman veya bir şey olduğu zaman görebiliyorum böyle yazarken falan. Dogo Argentino Pablo benim Instagram hesabım. Oradan bana ulaşabilirler. Orada paylaştığım köpeklerin hepsi benim köpeklerim. Instagram açılandan beri baktığım köpeklerim orada. Böyle yürürken hiç sıkıntı yok. Yürürken güzel yürüyoruz. Bir yerde durduğumuz zaman hemen birbirine yazılmaya başlıyorlar. Bu kar herhalde bayağı çoğalacak gibi gözüküyor. Şimdi gidip kemik suyu vereceğim bunlara. İçleri bir ısınsın. Ya bak ya. Ya Narkos. 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 Bak. Narkos. Bak seni. Narkos, hayır. Narkos. Narkos! Narkos! Parçalar olmuyor ki kardeşim ya. Bak, Narkos! Şerefsiz ya, sanki bir sıkmalık canım var. Hadi, hadi gel. Hadi Pars, hadi oğlum.
Reis geldi hemen. Hemen geldi, olayı çözdü. Fars. Oğlum sen kaşınma ama. Kolpacılık niye yapıyorsun oğlum? Hadi gel. Aferin Pablo. Arkası çayların içine girdi. Karın kalınlığı 10 santim civarında. Köpekler burada yaşıyor yani. Burası hep bizim. Burası halamın. Yazın gelip birkaç hafta kalıp gidiyorlar. Burası amcamın. Onlar da aynı şekil. Burada yaşayan yok yani. Tek başına burada yaşıyor. Çocuklar, eşim. Bizim köy. Pablo. Aferin oğlum. Tamam, bu sefer kasmadı. Normalde cezme dönüşü, ben onu bağlayarak getiriyorum ki eve yaklaşınca. Bu eve yaklaşmadan bir yerden aşağı vurup kaçırıyor. Şimdi bağlamadım, bakayım kaçacak mı diye kaçmadım. Hava soğuk mu? Üşümüştür kesin. Marcos'un kulübesi burası.
Dur oğlum dur. Kaynamış tam kıvamında. İlk önce kabloyu bağlamam lazım. Onu bağlayıp kemik sularını geçireceğim. Aslında işte çok az burası ya. Birkaç tane daha köpek olsa kangal. Olsa bir de şu arkada bir iş. Pars'ın eşi gelecek zaten. İstanbul'dan gelen biri olursa getireceğim onu. Pars'ın eşi ondan 2 ay daha büyük ama. Pars da fark etmez gerçi. Pars! Pars! Hayır oğlum. Hayır. Oradan gitmeye niyetlenme. Gidemezsin. Aşağıdan köpek havlıyor. Onu bağlayacağım şimdi. Dur. Dur. Hayır. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Gitmeyeceksin. Gel. Kemik suyu içeceksin. Hadi. Şimdi. Buraya kapı falan yapsam çok... Önemi yok yani. Bak buradan atlayıp gidebiliyorlar. Her yerden atlayıp gidebiliyorlar yani. Komple telle sarmam lazım. Bu da çok büyük bir alan burası. Neyse. Bekle de kemik suyu vereyim.